Bugün 5 Kasım 2023. Boyabat'ın Eylül'de başlayıp Kasım sonuna kadar devam eden Kanlıca mantar sezonu yeni başladı. Bu yaz çok havalar çok kurak gittiği için mantar çıkmadı. Yani 2 ay gecikmeli olarak, o da Boyabat ilçesinde değil, Boyabat ilçesi dışından mantar getirenleri var. Şimdi şöyle bir mantarlara bakalım kaç liraymış. Bu mantarı toplayanlar nasıl? Şöyle bakalım. Mantar kaç lira? 150. Nereden getiriyorsunuz mantarı? Alaçam'dan. Alaçam'dan getiriyorsunuz. Şöyle kaç kilogram mantar topladınız desem? Bugün. 2 kişiyle 4 kova. Efendim? 2 kişiyle 4 kova. 4 kova. Emeklerinizi karşıladı mı? Çünkü çok uzaktan geliyorsunuz. Karşılıyor diyorsunuz. Peki, size bol kazançlar diliyorum. Benzin ne kadar koyuyorsunuz? 6, 4. Evet, şöyle bakalım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, ben geç. Merhaba. Bu sene mantar çok geç çıktı. Neden? Yağmur yağmadı hiç. Yağmur yağmadı. Peki Alaçam'dan geliyorsunuz mantara. Evet. Fakat Alaçam'a bu kadar şimdi bu kadar mantar kurtarır mı sizi? Bir araç kaç liraya gidiyor? Kurtarıyor, milletin ihtiyacı var. Kurtarıyor. Kurtarıyor mu diyorsunuz? Kurtarıyor. Peki, bol kazançlar dileyelim. Evet. Şöyle bakalım. Hayırlı işler dileyelim. Mantarı nereden getirdiniz? Hızlan, Alaçam. Efendim, Alaçam'dan. Hızlan, Alaçam. Bu mantar için sabah kaçta kalktınız? Sabah ezanında. Ezanında kalktınız. 5'te kalktınız. Belki de 2 saat sonra mantar şeydi. Peki, çok uzak bir yer. Yakıt da pahalı. Kurtardı mı emeklerimizi? Az çok kurtarıyor. Az çok kurtarıyor diyor. Söyledim, İki kişi gidiyoruz. Birimiz yol parası için. Birimiz de... Evet. Kilosu kaç lira mantarın? Kilosu kaç lira? 150-130 arasında gidiyor. 150-130 arasında diyorsunuz. Evet. Şöyle bakalım mantarlara. Evet. Henüz daha Boyabat Dağları'nda mantar çıkmadı. Samsun Alaçam'dan geliyor. Evet. Selamun aleyküm. Aleyküm selam baba. Şimdi normalde mantar sezonu Eylül'de başlardı ama bu yaz ayı, yani yaz mevsimi sonu kurak geçtiği için evet. Ve yağışlar olmadığı için 2 ay gecikmeli olarak mantar Boyabat'ta satışa sunuldu. Ancak bu da Boyabat Dağları'ndan değil, ta Samsun'a. Alaçam'da Samsun'a. Yağmur yağmadığı için. Evet. Şimdi ne diyeceksiniz? Örneğin. Sabah 5'te gidiyoruz. Bugün silah. Evet. Silahlar oynuyor. Bugün silah. Mesela sizin araç kaç liralık yakıt yakmıştır? Geliş gidiş. 600-700 lira civarında. 600-700 lira. Topladığınız mantarı kaç kişiyle topluyorsunuz mesela? Aile. 3-4 kişi. Aile. Peki şöyle, emekleriniz... Değmiyor. Şimdi Boyabat halkımız da bağlı demesin. Biz 700-600 lira yakıt yakıyoruz. Boyabat'ımız yesin diye getiriyoruz, biz hizmet yapıyoruz. İşte ama böyle. Vatandaşımız pahalı diyor değil mi? Ya pahalı diyor. Hayır, pahalı demesin. Hayır. Bir mozot olmuş 40-50 lira. Aynen. Yani aile Boyabat halkımız büyüsün yani burada. Evet, şöyle mantara bir bakalım. Mantarı işte İzmir teyzemin böyle tanıtıyız. Şeyde bir... Yani siz şunu söyle diyorsunuz benim anladığım kadarıyla. Evet. Yani biz 500-600 lira yakıt yakıyoruz. Yakıt yakıyoruz. 3-5 kişi de emek veriyoruz. Evet. Bunu getirip burada belki de yakıtımızı karşılamıyor sattığımız ürün diyorsunuz. Sattığımız mantara yakıtımızı ancak ya karşılıyor ya karşılamıyor. Allah'a bir. Ya kurtar ya kurtarmıyor öyle. 1 lira 2 lira kalıyor Allah'a bir. Öyle mi? Evet. Kalıyor mu? Şimdi söyle. Allah'a kalıyor. Şimdi. Ne yalan söylüyor? Ya Şevket kalıyor mu? 1 dakika söyle söyleyeyim. 1 lira 2 lira kalıyor Allah'a bir. Siz çok toplamışsınızdır. Toplamayan ne yapacak? Toplamayan ne yapsın? Siz çok toplamışsınızdır. Buldunuz. Topladık. Bulamayan ne yapacak? Ha, topladık. Adam bulmuş. Buluyor. Bunun bir yer hava aldı. 2 kovadı geçsek. Evet, şöyle bakalım. Evet, hayırlı işler dileyelim. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani mantar emeklerinizi karşıladı mı? Yok, karşılamadı. Kaç kilo mantar sattınız örneğin? 6-5. 10-15 kilo. 5 kilo sattınız. Ama
araçla gidiyorsunuz. Kaç kilometre gittiğiniz yol? Vallahi 200 kilometre hemen. 200 kilometre yani 200'e geliş. 200'e geliş 400 kilometre. 400 kilometre gibi bir yolu neredeyse buradan Ankara kadar yol gitmişsiniz. Hemen hemen yok. Evet. Mesela diyorum. Mesela, 200, 200, 400. Aynen gidiş geliş. Gidiş gelişten bahsediyorum. Doğru. Böyle şöyle. Evet burada. Selamun aleyküm. Evet burada mantar toplayanlar, Alaçam'dan mantar toplayanlar buradalar. Evet. Siz yorgunluk mu? Oturmuşsunuz. Biraz da yorgunluk vardır. Yorgunuz. Sabah kaçta kalktınız? Sabah 5'te kalkıyoruz. 5.30-5'te kalkıyoruz. 10'da 11'de oraya var. Nereye? Oran dediğiniz ne yer neresi? Alaçam'da. Saat kaça kadar mantarı topladınız? 4 saat, 12, 12.1'e kadar. 12.1'e kadar topladınız. Ondan sonra buraya geldiniz. Buraya Boyabat'a geldiniz. Geldiniz. Yani yorgunluğunuz gitti mi bari? Yani yok, imkanı yok oğlum. Hakkımızı bile karşılamadı. Karşılamıyor diyorsun. Sabah ayı gördük. Olur bilir ya. Evet ha, ayı görmüşsünüz. Nerede gördünüz? Hiç sorma abi. Atilla ile beraber gidiyoruz. O arkada ben öndeyim. Baktık ayı çıktı önümüze. Peki çektiniz mi cep telefonuyla falan görüntüsünü? Atilla çektim ya. Atilla'yı sor abi. Çektim mi telefonu? Kim gördü? Atilla. Atilla. Muhtarlar iki tane muhtar beni sıkıştırdı. Babaları zorlasın. Atıkan mantarı kaşa ben. Siz mi gördünüz? Ayı gördüm onu. Abi çavuşluğu bıraktı. Şöyle anlatayım. Çavuşluğu bıraktı mantara başladı. Para çok diye. Böyle bir şimdi kazandı mı çavuş o zaman parayı? Yok kazanmadı. Yağmur yağmadığından bir kulak geçtiği için dağda geziyor. Çok kilometre yapıyor. Milletin hakkını yedi. Milletin hakkını yedi. Allah sürdürüyor. Bak şimdi. Şimdi dua diyorsunuz. Yağmur yağsa da şu mantar bolasa. İşte yağmur bir yağsa. Yağmur bir yağsa. Ayı ne yaptın? Ayı kaydetti mi diyor? Şimdi burada diyorlar ki ayı gördük diyorlar. Doğru mudur? Ayı kaydetti mi? Doğru doğru. Siz de gördünüz mü? Gördüler. Bunlar gördüler. Ayı doğru. Öyle mi? Öyle. Ormanda olabilir yani değil mi? Sonra ayı bak. Kaç kilo mantar sattınız burada? Valla bu ayı bir kova bile bulamadık. Bulamadınız? Yok. Emekleriniz boşa mı gitti bugün? Boşa gitti. Yoruldunuz. Yoruldum valla. Aa güzel yiyor. İnşallah yağmurlar çok yağar da çok toplarsınız diyelim. Başkan, baksana. Evet. Motorcuların başı. Arkadaş, ben şimdi burada ne yapıyorum? Biraz topunu atın. Hüseyin abi motorcu. Tamam, buyurun konuşun. Yani bu mantarcılar. Vallahi ya Cenab-ı Allah'ın hikmeti yağarsa oluyor diye. Bu sana kurak gitti olmadı. Yani her yıl bol bereket oluyordu. Bol alıyordu. Bu sene yok. Temennimiz yağmur yağar. Yağmur yağar. İnşallah yağar. İnşallah. Mantar bol alır. Beşlerimiz için de iyi. Mantarımızın için de iyi. Her şey için iyi. Ya yağdığı zaman hiç olmasa millet kendi mefaatini ya hem millet yoktu. Mantar yer hem siz de bir harçlığınız var. Boyabat'ta da harçlığımızı çıkar. Herkes bir ekmek parası alıyor. İnşallah yani. Yağışlar olur i̇nşallah, diyoruz. İnşallah abi. Evet şöyle bakalım. Hayır bunu düşünüyoruz. Hayır gördünüz mü? Hayır yağmadı. Yok kim vardı burada? Şimdi hayırlı işler diliyoruz. Şöyle mantarlara bakıyoruz. Tabii bazı vatandaşlarımız konuşmak istemiyor. Belki de yüzünü de görülmesini istemiyor. Ona da saygı duyuyoruz. Konuşanlara da konuşmak isteyenlere yani evet şimdi hanımefendi bir mantar toplamak için sabah kaçta kalkıyorsun? Bu serüven nasıl oluyor? 5'te kalkıyorlar. 7'de falan mantarın içinde oluyorlar. Hepsi bir yana dağılıyor. 2 saat yani 5'te kalkıyorsun. 2 saat sonra dağdasınız. Kaç saat dağda dolaşıyorsun mantar için? Valla en fazla öğlen 1'e kadar duruyorlar. Çünkü anca o yol parasını çıkarabiliyor. Öğleden sonra da belki 1-2 saatte buraya gelişiniz olacak. Evet. Satacaksınız. Zor bir şey. Bugün emeğimizin karşılığı çıktı diyebiliyor musunuz? Çıkmaya çalışıyor ama indiriyoruz. Kimse peki vatandaş mantar isterken fiyatları ne diyor? Yani pahalı mı diyor? Nasıl diyor? Pahalı diyor. Asgari ücret geçiyor diyor. Peki siz anlatıyor musunuz? Biz bak bu kadar yakıt harcadık. Bu kadar emek verdik. Yakıtımızın parası bile çıkmadı dediğiniz zaman ne diyorlar? Anlatıyoruz. Onlar kendileri de anlatıyor. İşte emekli maaşımız yetmiyor. Çok pahalı veriyorsunuz. Yani onlar da hayat pahalı, biz de haklıyız mı diyorlar? Evet, biz diyoruz mazot parasına, emek işine gidiyor. Peki size bol kazançlar diliyoruz. İnşallah bundan sonra çok yağış olur da bol mantar toplarsınız. Emekleriniz boşa gitmez diyelim. Sağ olun. Evet, burada
şu mantarlar var. Bu Kandıca mantarı, şu mantarı ne? Karagöz. Efendim? Karagöz. Karagöz diyorsun. Bir de Muhtepe mi simi derler buna? Evet, her ismi var onun. Efendim? Her köye göre ismi değişiyor. Tamam, Karagöz. İsmi değişiyor. Ay mantarı. Siz ne yaptınız? Bugün sattığınız mantarlar ne kadar mesela? Valla daha sıftasını yaptık. Daha satamadık diyorsunuz. Bu kadar da emek verdiniz. Kaç paradan veriyorsun? 100. Bir saniye şöyle. 100 lira mı? Evet. Burada da mantarlar var. 100 liradan mantar satılıyor. Daha şurada siz yapalım. Ne diyeceksiniz? Biz sabah 5'te gidiyoruz. Yol paramızı öyle bile çıkartamıyoruz. Öyle. Buradaki şöyle diyelim. Buradaki tüketici vatandaşlarımız da hani ya mantara 150 100 lira dediğiniz zaman pahalı diyorlar. Evet. Siz bunu izah ediyor musunuz? Yani nasıl pahalı? Onlar da hak veriyoruz ama biz de ancak yakıt için uğraşıyoruz. Yani kurtaramıyoruz. Anladım. İnşallah herkese söylediğimiz gibi yağışlar bol olur. Sizin de emekleriniz boşuna gitmez. Zaten çok bulsak 100'e de veririz, 50'ye de veririz. Çok bulamadığımız için öyle. Size kolaylıklar diliyoruz. Bereketli olsun diyelim inşallah yağışlar olunca. Şöyle bakalım. Evet, burada vatandaşlarımız mantar alıyorlar. Bu arada hanımefendi paranız düştü buraya. Evet. Siz selamünaleyküm. Mantar alıyorsunuz. Evet efendim. Kaç liradan alıyorsunuz? 100 liradan. 100 liradan alıyorsunuz. Peki fiyat nasıl sizce? Vallahi yemeğine göre iyi. Yakıt çıkmıyor. Yemeğine göre iyi diyorsunuz. Yakıtı bile kurtarmıyor yani. Evet, siz bu mantar topluyorsunuz, satıcısınız yani. Peki size konu söylemek istediğiniz bir şey var mı? Vallahi abi, söylemeniz yok. Görüyor musunuz şu çileyi? Çileyi de öğren yakıtı. Karnımızı doyurmayan şu mantar. Gittiğimiz yer bu sene uzak. Mantarcıların geriden geliyor. Zor yılı bu sene. Aynen çünkü abi. Yağışlar olmadı. Tüm mantar da çıkmadı, evet. Değil mi? Evet. Peki size yine de inşallah yağışlar olur da kazancınız bol olur diyelim. Evet, burada var. Evet, şöyle bakalım. Şuradaki, evet, bunlar Kandıca mantar da. Evet. Şu mantar dikkatimizi çekti. Şu mantar kültür ne? Kültür mantarı. Efendim? Kültür. Kültür. Doğal kültür, doğal. Bunun kilosu kaç lira bunun? Onu az buluyoruz diye kendimiz yiyoruz. 60-70 aynı. Peki herkes dedi ki biz sabahın çok erken saatlerde kalkıyoruz. Sizler ne diyeceksiniz? Nasıl bu mantar, aynı. Bu sene yağışlar az oldu, mantar yok Boyabat'ta. Az kuruyor. Boyabat dışına gidiyorsunuz. Evet, Samsun. Emeklerinizin karşılığı. Samsun yoluna gidiyoruz. Samsun Alaçam'a gidiyorsunuz. Alaçam'a gidiyoruz. Peki bugün topladığınız mantarları satabildiniz mi? Valla 1-2 kilo sattık ha, bekliyoruz. Yakıt paranız çıktı mı? Çıkmıyor. Daha henüz yakıt parası çıkmaz diyorsunuz. Doğru diyorsunuz. Ne diyelim inşallah? 3 kilo satacağız. Yağış olsa ben. Vatandaşlarımız da bazıları da işte bu mantar niye bu kadar pahalı diyor. Ona ne diyeceksiniz? Bilmiyorlar işte, toplaması zor. 100 tane dağ geziyoruz, 5 tane bulmuyoruz. Toplaması zor. Bir kilo bulamıyoruz bir dağda. 5'te kalkıyoruz, daha şimdi kızı bekliyoruz. Evet, biz de çok haklıyız. Karşıda da, karşıki vatandaş da yani tüketici de, o da biraz daha işte ucuz almaya bakıyor. İşte bu böyle bir şey. Siz ne diyeceksiniz? Valla diyeceğim şu an, bu sene çok berbat bir sene. Mantar dolayısıyla çok. Evet, mantarcıların. Eskiden çok. Gidiyor, çok vardı. Ta Samsun'a kadar gidiyoruz yani. Yani bu yıla kadar böyle bir kurak geçmemiş. Geçmedi. Yani ben 10-15 yıldır görmedim. Yok. Burada ben şimdi Panayır'da da haber yaptık. Panayır'da da bazı vatandaşlarımız şunu dediler. Ya Panayır'a geldik ama biz her sene Panayır öncesi mantardan iyi para kazanırdık. Panayır öncesinde. O mantardan kazandığımızı da Panayır'da alışveriş yapardık. İhtiyaçlarımızı karşılardık deniyor. Siz ne diyorsunuz? Şimdi biz Panayır başlamadan 1,5-45 gün önce mantar satıyorduk. Bu sene test oldu. Mantar bitti, 40 gün sonra mantar çıktı. Evet. Satamadık. Ne yapalım? Yani doğa, iklim şartları bunu gerektirdi. Yapacak da bir şey yok diyorsunuz.
Şöyle bakalım. Ayı mı gördü ayı? Kim gördü? Ayı mı gördü? Ya şöyle bir anlatsanıza. Korkum da öldüm öldüm gelip peki, ilk nasıl oldu yani? Nasıl, ilk defa gördüğümüz zaman? Üstüme geldi. Üstümüze kaç metreydi? Uzak idi, az gidiyordu. Onun şeyinden korktum da kaçtım. Peki, ayı sizi görünce yolunu değiştirdi mi, kaçtı mı? Kaçtı. Hani bazı insanlar diyor ki ayı işte dağda saldırır falan. Yok, o beni görünce sağırıncam kaçtı. Yavrusu falan var mıydı yanında? Büyük müydü? Büyüktü. Büyüktü, gördünüz yani. Gördüm. Siz de korktunuz. Korktum, yere düştüm. Evet. Yere düştüm. Bak değil mi? Tamam ya. Sizin mantar çok satamamışsınız. Ben sattım yavrum. Sattınız mı ama mantar yine var ya az çok. Siz çok mu topladınız? Çok ben mantarcıların kıraniyim. Öyle mi? Oo. Abi ben çok bu kadar mantarcıların kıraniyim diyeceksin ben çok buluyorum. Peki mantarcıların kralı nasıl olunur? Kralı yani ben çok buluyorum. Yerini mi biliyorsunuz? Yerini biliyorum. Her işini yarışıyorum. Şöyle. Böyle. Ben bir şey diyeyim. Şimdi hadi Boyabat'ı biliyorsunuz. Bunu evet. Ta Alaçam'a gitmişsin. Samsun'da nereden biliyorsunuz? Ya bir tek benim işim mantar. Ben çok mantarın yerini biliyorum. Hangi dağa gidersem gideyim diyorsunuz. Ben gidiyorum. Hepsini götürüyorum. Hissederim mi diyorsunuz mantarı? Söyle ya. Öyle türkü söylemem. Söyle. Ha, sen söyletir bakalım. Sen söyle. Sen türküsünü söyle. Yok. Ben bir tek mantarcıların kıraniyim. Ya, yanına git yanına. Söyle bir tek mantarcıların kıraniyim. Ya bu beyefendi diyor ki sesi söyle. Çok güzeldir diyor. Yok. 15 saniye. Sesi çok güzel. Yavrum benim acım var ya. Efendim. Neyse biz ısrarcı olmayalım. Sen maşallah. Sen mantarcıların kralıyım. Mantarcıların kralıyım diyorsunuz. Allah kralıyım. Ya, hep yerleri biliyorum. Doğru diyor. Hep yerleri biliyor. Mantarcıların kralı nasıl olunur? Mantarcıların her yeri bilen. Her yeri bilen. Hala kral. Başka kral var mı? Başka kral yok ama. Ne? Mantarcılar kralı diyorsunuz. Daha kralısınız mı? Yani. Sizin sesiniz nasıl? Sesim iyi, normal. Dışarı söyle. O zaman siz bu bayan hanımefendiye şarkı söylediniz ama zannediyorum sizin sesiniz de güzel. Ya ben bunun de sesim var. Gel. Buraya sesi buraya. Güzel olan. Ana güvenli bir şarkı. Evet. Ya, evet. 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 Hangi dağlar? Az. Bak diyor ki sen. Duvar telefonu söyle. Sen bir söz. Azıcık sen söyle. Sonra ona söyle. Bir tek diyorum. Ya güvenli. Benim yaşlılığımı geri versin. Gençlikte geri gelmiyor. Ne yapalım? Yaşlılığımı geri ver. Biz bir şarkı söylemeyecek misiniz? Vallahi söylemem. Aa bu bir koyun çaldı. Oğlum benim oğlanım çok kötü. O zaman zorlamayalım. Şöyle gidelim. Aa bu şarkı güzel çalıyor. Efendim. Evet siz ne diyorsunuz? Mantar satabildiniz mi mantarları? Aa çok az getiriyoruz. Fazla yok. İklim değişir orada. Yağmur yok bir şey. Yani bugün yakıt paranız çıktı mı? Çıktı. Çıktı diyorsunuz. Peki. Allah bereket versin diyelim o zaman. Ne diyelim? Aha köylüme evet, ben bakalım. Selamun aleyküm. Mantarlar azalmış. Oğlanı da al kurban oyunu kadar. Şimdi beyefendi mantarı siz mi alıyorsunuz? Mantarı biz alıyoruz efendim. Peki mantarı kaç liradan alıyorsunuz? Şu anda 120 dedi ama 100'e verecek işe var bizde. Niye pazarlık yapıyorsunuz? Pazarlık yapmayalım mı? Şimdi şöyle. 150 mi alalım diyor. Ben bir şey demiyorum. Bu vatandaşlarımız diyor ki sabahın 5'inde kalkıyoruz. Doğru. 200 kilometre yol gidiyoruz. Aziyet doğru ama biz de yiyeceğiz. Biz tüketeceğiz. Onun için. Pazarlık da şart. Pazarlıksız olmuyor diyorsunuz. Ya olsun her şey pazarlık sünnettir. Verirse ver, vermesi gider. Doğru. Kaç kilo mantar alıyorsunuz? 1 kilo alıyorum ben. 1 kilo alıyorsunuz. Öyle olmasın evet. 3 kilo alacağım. Ne pazarlık mı yapıyorlar? Ne diyorlar? Pazarlık mı yaptılar? Ya bir de seçiyor. Evet pazarlık yapıyor. Bize seçiyor. Hanımefendi. İlk defa mı mantar alıyorsunuz bu sene? Geç oldu. Yani normalde 2 ay oldu. Mantar yapacağız. Pazarlık mı yaptınız? Yaptık valla. Ne yapalım? Ne yapalım diyorsunuz değil mi? 150 lira yazık. Ne yapayım ben şimdi? Oğlum, evet. Ona da yazık. Bize de yazık. Kolay değil. Siz mantar aldınız mı alacak mısınız? Efendim? Mantar almaya bağlı. Niye almıyorsunuz? Mantar yerine ne yapın aldım. Mantar iştahınız çekmedi mi görünce? Pahalı mı? Pahalı. Bizim ülkemizde mantar almadım ya. Biraz şöyle 50 lira falan olsa alır mıydınız? 50 lira olsa olmuyor tabii. Evet. Hatta ne aldın lan? Biber aldım. Kızak aldım. Evet. Şöyle bakalım.
Oldu mu? Tamam. Evet, mantarcılarla, mantar toplayan vatandaşlarımızla görüştük. Kendilerine çok hak veriyoruz. 200 kilometre dışarıdan mantar götürüyorlar. Bazen yakıtlarımız bile çıkmadı diyor. İnşallah mantarın bol olduğu zamanlarda da yeniden röportaj yaparız. Daha güzel, bereketli bir şekilde herkesin memnun olduğu bir ortamlar oluşur inşallah. Ne diyelim? Bizi izlemeye devam edin. Gurbette olsun, yerelde olsun, herkese iyi günler diliyoruz. Evet, şimdi siz deminden konuşturduk zaten. Konuştuk. Konuştuk. Dağal Aslan'ı oluyor bu gördüğünüz. Evet, kendisiyle konuştuk. Bol kazançlar diledik. Bugün ayı da görmüş burada. Onlar da konuştuk. Gördün mü? Herkese bol kazançlar diliyoruz. Hani ya mantar.